Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde çok güzel bir yazmam var. Bu yazmanın kenarında çok güzel bir örnek göstereceğim. Yazmam böyle büyük çiçekli, markayı söyleyeyim önce. Altınel marka. Altınel ipek, ipek türünde, kokulu arkadaşlar. Kenarlarının tığlamasını gösterdiğimde yazmanın kalitesi zaten fark edilecektir. Şöyle göstereyim. Kenarlarını ben ikişer zincir çekerek tığladım. Tığmatta ile ilgili problem yaşıyorsanız, özellikle problem yaşayanlar için yavaş yavaş anlattığım 1098 numaralı tığbatta videomdan faydalanabilirsiniz. 1098 numara, tekrar söyleyeyim. Herhangi bir şekilde delinmeden ben tığladım. Siz de benim yöntemim birçok aboneme değişik gelmiş. İlk kez gördüm bu yöntemi falan diye yazanlar olmuş. İnşallah sizin de hoşunuza gider ve deneyip kullanırsınız. Yazmam çiçekli, büyük çiçekli bir yazma. Hemen çiçeklerine uygun iplerimi göstermek istiyorum. Kenarlarını da tığladığım ipim arkadaşlar. Hemen numarayı söyleyeceğim. Altın Başak marka 434 numara. İçindeki yaprakların yeşil tonuna en uygun ip buydu. Bu nedenle bununla devam ettim. Mor güller var içerisinde. Mor güller için yine Altın Başak marka 87 numarayı kullandım. Kırmızı ipim içinde arkadaşlar. Altın Başak marka 211 numara. Şöyle göstereyim. Bir de içinde arkadaşlar şöyle tarçın rengi güller var. O tarçın rengi içinde bu sefer tarçın rengi kullanacağım. Bu tarçın renginin markası Altın Başak. 639 numara. 20 numarada bir tığ kullanacağım bugün. Çok güzel değişik bir oya yapacağım. Pipetle yapacağım bu oyayı arkadaşlar. Şöyle küçük bir pipet var. Geçtiğimiz günlerde pipet oyası yaparken kestiğim pipetlerden bir tanesi. Bu büyüklükte olması yeterli. Hemen çiçeğinin yapılışını göstermek, oyasının yapılışını göstermek istiyorum. Çok güzel değişik bir çiçeği var çünkü. Hemen yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum ben. Çimenimizin yapılışına başlayalım. İlmeğimi oluşturdum. Geldim. Yazmamın tam köşesinden değil, biraz daha iç kısmından başlıyorum. Benim videolarımı sürekli takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Bu şekilde oyanın bittiği ve başladığı noktaları daha güzel, daha muntazam kavuşturabilirsiniz siz de. İpimi tutturdum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir kez doladım arkadaşlar. Sıradaki tığ battıdan giriyorum. 2, 2 çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıdan gelip tutturdum. Bu şekilde. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battıdan giriyorum. 2, 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Yine üstüne 3 tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Şimdi arada kullandığım çimenler bu şekilde olacak arkadaşlar. Çiçeğimi de bu çimenlerin üzerine hazırlayacağım. Yuvaya kuruyorum ben. Bir tane daha hemen yapıp çiçeğimizin yuvasını oluşturalım. 3 zincirimi çektim. Bir kez doluyorum. Yine sıradaki tığ battıdan girdim. 2 2 çıkıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Burada 5 zincir çektik. 6 7 8 yaptım zincirimi. Geri döndüm. Şuradaki o 5 zincirimin üstünden ipimi tutturdum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Oyamın düz yönündeyim şu anda. Burası biraz karışık mı oldu? Kirpik düğümlemedik. 5 zincir çekeceğimiz yerde 8 zincir çektik ve bir önceki kirpiğimin üstüne gelip tutturdum arkadaşlar. Şimdi burada çiçeğimizi oturtacağımız asıl yuvamızı yapıyoruz. Bunu yaparken de arkadaşlar bir zincir çekmiştim zaten. Bir tane daha çektim. 2 oldu. Bir kere doladım. 2 çıktım. Tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Yine bir kere doladım. 2 çıktım. 3 ilmeğim kaldı. Bir kere doladım. 2 çıktım. 4 tane ilmeğim var şu anda. Hepsini birden çekiyorum. Üstünü düğümledim. Burada oluşan ilmeğimi genişlettim. Küçük pipetim nerede? Küçük olunca da kaybediyorum sanki pipetimi ben. Tutturdum. İçinden geçiriyorum. Şimdi tekrar arkadaşlar zincirimin altından giriyorum. Burada ilmeğim burada kaldı. Zincirimin altından giriyorum. Şuradaki ipi çok çekmeyin arkadaşlar. Burası bu şekilde bükülmesin. Geniş tutuyorum. Burası rahat olacak şekilde. Geniş bir şekilde. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. İki çıktım. Tığımda iki ilmek kaldı. Bir kere doladım. İki çıktım. Üç ilmek kaldı. Bir kere doladım. İki çıktım. Toplam dört ilmek kaldı. Hepsini birden topluyorum. Üstüne düğümlüyorum. Oluşan ilmeğimi pipetimin ucuna geçiriyorum.
Yine çok fazla çekmeden geldim. Zincirimin altından geçtim. İki tane üstüne zincir çekiyorum. Bir kere doladım. İki çıktım. Bir kere doladım. İki çıktım. Her iki çıktığımızda tığda bir tane fazla ilmek kalıyor arkadaşlar. İki çıktım. Şu an tığımda dört tane ilmeğim var. Hepsini topladım. Düğümledim. Pipetimin üstüne geçiriyorum. Yine aynı şekilde. Şuradaki ipi geniş bırakacak şekilde zincirimin altından giriyorum. İki çıktım. Pardon, iki tane zincir çektim. Bir doladım. İki çıktım. Bir doladım. İki çıktım. Yine bir doladım. İki çıktım. Tığımda şu anda dört ilmeğim kaldı. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Oluşan ilmeğimi yine pipetimin üstüne aldım. Ben şu arka tarafını özellikle kesmedim ki arkadaşlar. Bu arkadan hemen çıkıvermesin diye. Küçük çünkü pipetler biliyorsunuz. Yine zincirimin altından geliyorum. İki tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. İki çıktım. İki ilmeğim kaldı tığımda. İki çıktım. Üç kaldı. İki çıktım. Dört kaldı. Hepsini topluyorum. Düğümlüyorum. Pipetimin üstüne geçiriyorum. Şimdi burada arkadaşlar yine şuradaki ipi bırakarak buradan bir giriyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Geldim şu alttaki trabzanıma tıpkı kirpik bağlarmış gibi bağladım. Böylece üstteki kavuşma noktaları birbirinin aynısı gibi görünüyor arkadaşlar. Üstüne 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. 1 doladım. 2, 2 çıktım. Trabzan yaptım. Üstüne 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm kirpiğimi. Düğümledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde 1. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bir kere doladım. İki, iki çıktım. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yuvası oluştu. En baştaki ve çiçeğimizin yuvasına yakın olan iki tanesi çiçeğimin üst kirpiğini tutturmak için kullanılıyor. Bunlar dışında arada ben üçer tane yapmayı uygun buldum. Siz kaç tane isterseniz yapabilirsiniz. Şu anda pipetin üstündeki görüntüsü bu şekilde. Pipetten çıkarıyoruz böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üstünün kirpiği yapılana kadar bu şekilde duruyor. Üstünün kirpiği yapıldığında çok daha muntazam duracak. Şimdi ben hızlı bir şekilde yanına bir tane daha çimen yapacağım. Sonra üstünü birlikte yapalım. Ben çimenimin yanına bir tane daha yaptım arkadaşlar şu şekilde. Hemen üst kısmının kirpiğinin yapılışını göstermek istiyorum. Tarçın rengi ipim var. Çimeni bitirdikten sonra bu oyanın kirpiği çabuk gidiyor. Yani çabuk yapılan bir kirpiği var. Şöyle önce ilmeğimi oluşturdum. Geliyorum arkadaşlar. Anlatırken de söylediğim gibi çiçeğimin bir önündeki tepeden tutturuyorum önce sık iğne yaparak. Sonra üstüne bir tane zincir çekiyorum. İlk oluşturduğum halkamdan giriyorum. Sık iğne yaparak giriyorum. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geldim kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu şekilde her halka için 4 zincirle 5 tane yaprak yapıyorum. 4 zincir bir sık iğne şeklinde. 4 tane zincirin bir tane sık iğnem. Üstüne bir zincir çektim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bu yuvalar biraz böyle genişliyor gibi oluyor. İsterseniz eğer tülbentin tamamını dolanana kadar kaçarsa diye endişeleniyorsanız çengelli iğneyi takabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü küçük plastik işaretleyici çengelli iğneler bunun için çok uygun oluyor. Sık iğneyle bir sonraki yuvadan girdim. Şimdi burada tekrar 4 zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde 5'e tamamlayacağım. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4'e kadar yapamadım bir türlü. Kaç oldu? 4 oldu. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4. Bu zincirleri 5, 5 çektiğinizde arkadaşlar biraz fazla yakın üst üste duruyor.
Benim tavsiyem ise 4-4. Her zaman söylüyorum, en iyi hale getirmeden zaten sizinle paylaşmıyorum. Bir sonraki ilmeğimi açtım. Zaten açık bir sonraki ilmeğinden girdim. 3-4 zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Buradan şu anda 3 oldu. 1-2-3-4 zincir. 1 sık iğne. Tekrar yapacağım. Sık iğnemi ipimin arasından geçtim galiba. Yine 1-2-3-4 tane zincir. Bir tane sık iğne yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir sonrakindeyim. Şu şekilde. 1-2-3-4 zincir. 1 sık iğne. 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 4 oldu şu anda. Bir tane daha yapacağım. 1-2-3-4 zincir. 1 sık iğne. Ortadaki kısım, pipetten çıkan kısım arkadaşlar, ütülendiğinde çok güzel duruyor. Yine en sonuncudayım ben. Yine buraya da bir zincir çektim birinden diğerine geçerken. Sık iğne ile girdim. 1-2-3-4 tane zincirimi çektim. Sık iğnemi yapıyorum. Yine 1-2-3-4 zincirimi çektim. Sık iğnemi yapıyorum. Çok güzel. Bence hoşuma gitti benim bu örnek. Böyle aklıma gelince bir denemek istedim. O da güzel oldu. Bir, iki, üç, dört tane zincir. Bir sık iğne, bir tane kaldı. Dört tane oldu çünkü yaprağım. Beş olacak. Dört zincir. Dört zincirleri çekemiyorum. Yoruldum herhalde bugün arkadaşlar ya. Hiç işimiz bitmiyor. Üstüne bir tane zincir çektim. Geldim bir sonraki tepeden. Sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir tane zincir çektim. Şimdi burada makasla hemen ipimi kesiyorum arkadaşlar. Oyamın ben diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde tarçın rengi mor kırmızı boyaya devam edebiliriz. Çok güzel bir örnek oldu bence. Değişik de bir örnek oldu. Değişik model arayanlar, hafif narin bir model arıyorum diyenler çok güzel oldu bence. Yazmanın kenarında gerçekten çok güzel duracak olan bir örnek. Hem bu örneğimin hem de tüm örneklerimin yakın plan fotoğrafları Instagram'da Oyalım sayfamda mevcut olacak. Faydalanmak isteyen arkadaşlarım Instagram'da da beni takip edebilirler. Bu videomu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Bu şekilde benim her gün yayınladığım videolarımı kaçırmadan takip edebilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Hepinizin ellerine sağlık.